Wow. Bir hayal gücü. Anlamadım ki. Reklamdaki oyunla alakası yok. Ben video izliyordum. Ama karşıma bir anda reklam çıkmaya başladı. Üstelik oyun reklamı çıkmaya başladı. Ve merak ettim. Bu oyunlar gerçekten böyle mi? Bu oyunlar yoksa reklamda gösterilen bir yalandan mı ibaretti? Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda Instagram'da karşıma çıkan bütün oyun reklamlarını oynuyorum. Mobil oyun reklamları. Bakalım gerçekten gözüktüğü gibi mi? Bu neydi? Hero War. Ne? Pardon? Ne yapıyorsunuz ya? Bu nasıl bir hayal gücü? Kadının bağırsaklarına mı gidiyor? Anlamadım ki. Burada. What's that? Ney? Şeyden mi düştüm ben? Gökyüzünden düştüm. İyi ki düştüm yani oradan. Bunları kılıç sokup sokup şey yapacağım herhalde sonra. Balık tutmaya geldim. O kadar şey yaşadım. Ama normal bir şekilde devam edebiliyorum. Kesinlikle bu reklamlar oyundan çok daha iyi falan demiş birisi. Hero Wars Alliance. Yani büyük ihtimalle budur diye düşünüyorum. Resim bunun gibiydi yani. Kullanıcı adı öyledir Instagram'da. Aynen buna benziyor. Yani inşallah budur. Reklamını öyle yapmışlar o zaman. Anlayamıyorum ki hangisi hangisi değil neyse. Türkçe dil paket olursa sarıyor. Reklamdaki oyuna alakası yok. Ha mesela işte bunu merak ediyordum. Saçma sapan bir oyun ne çıkarsa falan yanıt vermiş geliştiricisi. Oyunun reklamla alakası yok. Sahtekarlık, fake reklamlar. Savaşa girince oyun atıyor. Çok merak ediyorum şu an bunların hepsini yaşayacak mıyız? Leş, gereksiz. Arada Türkçe desteği isteyenler. Yani yıl olmuş 2024, bu arada oyunlara Türkçe dil yapmamak. Yardım edin, zincirlerimi kıramıyorum. Çok gıcık bir tipi var karakterin bu arada. Silaha ihtiyacım var. Ha? Bu ne ya? Jenga mı oynuyorum ben? Ne alaka? Bir şeyler. 6 gücüm var. Onunla savaşacağım. Astaroth niye benimle savaşıyorsun? Bu da Diablo'daki Tyrael karakterinden çalmışlar bu arada. Onun da kapşonu kanatları böyleydi. Bu da Dota 2'de Legion'ın Q'suna benziyor. LoL'deki de Garen'e benziyor. Yani her oyundan bir şey almışlar gibi. Wow. Savaşıp yanıma alıyorum bunları. Next. Oo, karışık. Salla ne varsa salla. At bunu. Vur şuna da. Ha, yeteneklerin gelmesini bekliyorum. Ayrıca Heroes Might and Magic diye bir oyun var. Orada da böyle bir savaş sistemi var tabi. PV yani combat sistemi var. Ama tabi bu çok daha... Her oyundan bir şey almışlar. Ne yaptım hakkında bir fikrim yok. Çok beni sarmadı. Bunu alıp bir yerden bir... Öldüm. Ne yapayım? 4'e saldırayım o zaman. Basit matematik istiyormuş ya. 9'a saldırayım. 9, 3 daha 12. 12, 11'i alır. Aa, hepsini aldım şimdi. Yedim sizi. Hadi bakayım. Ne olduğunu anlamıyorum ama yine matematik oyunu oynayacağım. 7, 6, 53 o hiç olmaz. Birini alıp sonra başka bir yere atabiliyor muyum? 7, 3 daha 10. 18'de alır, aşağıdan başlayayım. Al sana. Bombe. 18, 15'i alır. Tamam, bundan sonrası kolay. 33. Yani hakaret gibi biraz. Elimde kılıcımla geziyorum. Sürekli bir puan birikiyor. Ya bu ne? Ya lan yine matematik oyununa denk geldik. Of. Bundan çıkıyorum. Bu nasıl bir resim? İnanılmaz. Bir tık kendimi böyle gerizekalı gibi hissettim açıkçası. Reklamdakiyle alakası var mı yok mu çok anlamadım. Çok kafam karıştı. Aynı oyun muydu, değil miydi? Bilmiyorum. Neyse devam ediyoruz. Annesiyle tanışmak için giyinecekmişiz. İlginç bir konu bu arada reklam için. Neyse annesiyle böyle tanışmaya gideceğiz galiba. Cenazeden kırmızı halıya. Adlı konsept. Aa, beğenmedi beni. Neyse şimdi ben onu daha güzel bir hale getiririm. Sweet you. Fashion dress up işte ya. Kıyafet falan giydireceğiz herhalde. Böyle rol yapma oyunu bu. 4.45 üzerinden 160 puan. Az puanı var. Paramı, bütün paramı size harcadım. Neyse ki şu an bu videoda benimle beraber neye harcayıp harcamamız gerektiğini bulabileceğiz diye düşünüyorum. Başla diyoruz. Belli bir enerjim var. Hostesmiş. Duruma uygun giydirmem gerekiyor bir de. Bir saçlarını da düzeltseydik ya. Bence bu olsun.
Güzel. Hiç beklemiyordum. Seksi şık. Tamam. Boynum güzel çıkacağını hiç beklemiyordum. O kadar emin gibiydim ki böyle dandik olduğuna yani. Tabii şu an ilk bakış yapıyoruz böyle. Böyle böyle ilerliyorum galiba. Şuna bir başlayalım altıma. Oynanabilir. Görselleri falan tatlı yani, stilleri. Bu neymiş bu arada? Kokteyl partisine sızacak gizlice. Oha. Bununla gitmesin, bununla gitsin. Acaba belli bir şeyimiz var mı, kategorimiz? Bu saç güzel. Ayakkabı. Ya bu şaşala spor gitmez, bu gider. Niye 3 tane hen çarpı? Şöyle gezeyim ya bari. Oha 800 mü? Çüş. Sen şaka. Ben istemiyorum alışveriş. Sana teşekkür etmemiştim. Ben stilistim. Anladım. Bu her şey bana çok iyi puan verecek galiba. Her kıyafetin bir kategorizasyonu var. Aa, bir yıldız aldım. Sensin bir yıldız. Çıkıyorum oyundan. Yardım edin. Donuyorlarmış. Eksi 70 derece ama insanlar yaşayabiliyor. Tamam. Kaynaklara falan kullanıyorlar. Yani görselleri fena değil. Yani hiçbir şey yokken sarabilir gibi. 7 milyon görüntülenmiş bu arada. Ha, böyle bir çok büyük bir soğuk olmuş dünyada. O apokalipsten hayatta kalmaya çalışacağız falan. Whiteout Survival. Burada da böyle keşfet, topla, işte soğukta hayatta kalmanız diyor. Bunun sıralaması yüksek bu arada strateji. 11. sırada. 0 reklam demiş. 17 bin puanı var. 4.7 şey almış. Bayağı yüksek yani, beklediğimden yüksek açıkçası bir reklamda çıkan oyuna göre. Hani ara ara benim de oyun reklamları yaptığım oluyordu ama onların hani oynanabilir tarafı vardı bence. Buz alanı fethedin, ittifak kurun. Ha, başkalarıyla da şey yapabiliyoruz, oynayabiliyoruz galiba. Yani ittifak yapabiliyoruz. Buradan öyle bir özet aldım. Nadiren yorum yazarım. Oyun gerçekten güzel. Reklam hiç yok, sıfır. Türk arkadaşlar Atatürk ittifakına beklerim. Cayır cayır pay to win. Günlerce zor. Niye böyle dediğimi anlatayım. Oyuna sakın para vermeyin. Çok yüksek meblağ ödedim demiş. Oyuna 32 gündür gerekir. Net bir şekilde pay to win oyun. Genelde zaten mobil oyunların %90'ı bence pay to win. Ya da şey çıkaracak yani, reklam çıkaracak. Çünkü onların da gelir kaynağı bu yani, başka bir şey değil. Bu bayağı yüksekti sıralaması. Nasıl oynayacağım ya? Ha, bunu böyle dik oynuyoruz. Seslendirmeleri tatlı. Oyunun görselleri de tatlı. Dikey olması da ilginç. Böyle bir apokalip örnek uzun sonucu terk edildi. Bu küçük kahramanlara üzüldüm. Dede iyi misin? Ha, yukarıda kaynaklarım var. Böyle bir yerdeyim. Ne var, mesaj geldi. Ne var? İnşa et odun fabrikası. Avcı kulübesi. İnşa et. Savaşçı ata. Devam et. Ha, bunları oradan oraya gönderiyorum. Tamam, yani organize ediyorum yani. Ben emir veriyorum. Ben buranın yöneticisi gibi bir şeyim. Ama anladım. Oyunun başından anladım. Yani bir tık daha iyiydi diğerlerine göre. Şeyinden dolayı değil. Hani o puanlamasından dolayı değil. Fikir güzel. Açıkçası oynanabilir. Fena değil. Bir şey yatak ranza falan yap dedi. Onu da inşa et. Ben odunu fabrikadan alıyormuşum. Tamam. Zaten çok düşünmeye gerek yok. Rastgele tıklattığımızda da bir şeyler yapabiliyoruz galiba. Onu da savaşçı. Bu burada zaten şu. Canını seven kaçsın, kar fırtınası geliyor. Al git. Adam, insan yok. Çabuk üreyin. Çabuk üreyin, buraya çalışacak insan yok. İnsan atayamıyorum buraya. Şey mi çalışacak, hayaletler mi çalışacak burada? Çabuk. Kar fırtınası geliyor, sizde hayatta kalacağım, hayatta kalacağım böyle. Ben nasıl şey yapayım? Kilidini aç, al, git. Ya bu tarz oyunlarda böyle her şey basa basa. Oh. Burada ne var? Görev var. Yükselt, yükselt, yükselt. Al, al. Vallahi her şeyi yükselt. Git, git. Onu da inşa et. Okumama bile gerek yok. Havanın ısısını ben şey yapıyorum galiba. Oh be, bir tane daha şey geldi. Savaşçı geldi. Kabul et. Ver. Yardım edin ya. İşçi çalıştıramıyorum. Dur, burada savaşçı var. Kömür madeni çalışacak kimse yok. Bakar mısınız? Şimdi var yani. Arkadaşlar, bu hastalıktır. İyileşirseniz çok da dert etmeyin. Hasta olan burada geziyor. Ne yapıyorsun sen orada? Git dinlen hadi biraz. Seni de yükselteyim mi? İşte yükseltmediğim için olmadı. Neyse. Bu oyunu sevdim. Bu bayağı sardı yani. Böyle sakin kafayla. Tık 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 güzel, fıtı fıtı
seslerle, görsellerle bu oynanabilir. Reklamlardaki oyunları denediğim bu videonun sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve umarım güzel vakit geçirmişsinizdir. Sizin fikirleriniz neler? Devam edelim mi? Böyle düşüncelerinize yorumlara yazarsınız. Açıkçası benim hoşuma gitti yeni şeyler denemek. Böyle yeni oyunları da çok riskli. Böyle iyi mi çıkacak, kötü mü çıkacak? Bunları tuhaf zaten böyle birçok şey var. Fazla faktör var dikkat etmemiz gereken. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız da yorumlarda belirtebilirsiniz. Like'larda belirtebilirsiniz. Yorumlarda söylemiştim onu. Neyse, onun dışında öyle. Hoşça kalın.